Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS hakkında konuşacağız. DGS'de geçiş bölümleri nelerdir? DGS konuları, soru dağılımları, DGS zor mu, kolay mı? DGS ile hangi bölümlere geçebilirsiniz? DGS'de diploma notu önemli mi? DGS ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün konuları anlatacağız arkadaşlar. Özellikle 2 yıllık bölüm tercih edecek olan arkadaşlar bu videoyu izlemeden 2 yıllık bölüm tercih etmesinler. 2 yıllıklarla ilgili ve DGS ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün soruların cevapları bu videoda olacak. Başlıyoruz. Şimdi birincisi arkadaşlar, DGS nedir? DGS 2 yıllık mezunların 4 yıllık bölüme geçmesi için girdikleri bir sınav arkadaşlar. Açılımı dikey geçiş sınavı. Yani üniversite 2 yıllık bölüm okuyan arkadaşlar bununla ilgili tabi espriler yapıyorlar. ÖSYM amcanın dikeyi geçirme sınavı tarzı, böyle DGS pişmanlıktır tarzında açıklamaları var. Bakalım DGS pişmanlık mı değil mi arkadaşlar? Bununla ilgili hep beraber konuşalım. DGS ile ilgili bütün açıklamalarda bulunalım. Kararınızı kendiniz verin. DGS zor mu kolay mı açıklayalım hep beraber. Şimdi arkadaşlar, DGS kaç soru? DGS 120 sorudan oluşuyor. 60 tane matematik, 60 tane Türkçe var. Toplam 120 soruluk bir sınavdan bahsediyoruz. Peki DGS kaç dakika? Yani 120 soru var ama kaç dakika bir zamanımız var? 150 dakika bir zamanınız var arkadaşlar. DGS'de toplam 2,5 saatlik bir sınav süreniz bulunuyor. Dolayısıyla 60 tane matematik, 60 tane Türkçe çözeceksiniz. Tabii ki bunların içinde sayısal bölümler, eşit ağırlık bölümler ve sözel bölümler var. DGS kaç puan türü var? DGS'de sayısal var, sözel var, eşit ağırlık var. DGS'de sayısal öğrencisi 60 tane matematikten sorumlu ve ayrıca arkadaşlar DGS'de 0.5 net kuralı var. Her iki bölümden, yani Türkçeden ve matematikten birer net yapmanız gerekiyor. Mesela siz sayısal öğrencisiniz. 60 tane matematik için size 150 dakika süre veriliyor. Çok güzel. Her soru için 2,5 dakikanız var. DGS'de mesela 40-45 net sizin için çok yeterli olabiliyor. Dolayısıyla 40 tane soru çözdüğünüzü düşünürseniz yaklaşık 3,5-4 dakikalık bir zamandan bahsediyoruz. Soru başına düşen bir süre bu arkadaşlar. Ama sizin Türkçe'de çözmeniz lazım. Yani siz sayısal öğrencisi olsanız bile Türkçeden en az bir tane netinizin olması, yani 0.5 net kuralı diyoruz biz buna. Sizin 5-6 tane veya 10 tane de Türkçe çözmeniz gerekiyor. Yani her sayısal öğrencisi Türkçe çözmeli ama abartıldığı kadar 30-40 tane çözmenize gerek yok arkadaşlar. Siz sayısal öğrencisiyseniz 60 tane matematik, ayrıca 5-10 tane Türkçe çözmeniz sizin için yeterli olacak. Aynı şekilde siz sözel öğrencisiyseniz sizin mutlaka matematik netinizin olması lazım. Yoksa DGS'de puan hesaplanması yapılmıyor. Eşit ağırlık öğrencilerinin ise matematik ve Türkçeden soru çözmeleri gerekiyor. Yani sayısal öğrencisi sadece matematikten sorumlu, Türkçeden ayrıca bir net yapmak zorunda. Sözel öğrencisi Türkçeden sorumlu, ayrıca matematikten bir net yapmak zorunda. Eşit ağırlık öğrencisi ise hem matematik yapmak zorunda hem Türkçe yapmak zorunda arkadaşlar. Bu şekilde DGS'de 3 puan türünden bahsediyoruz. Yani geçiş yapılacak olan bölümler arkadaşlar, yani DGS'de sayısaldan hangi bölümlere geçebilirsiniz, sözelden hangi bölümlere geçebilirsiniz, eşit ağırlıktan hangi bölümlere geçebilirsiniz. Bununla ilgili arkadaşlar ilerleyen zamanda bunun açıklamasını yapacağım. Buna geçmeden önce DGS'de ÖBP nedir? Yani diploma notunuz ne kadar önemli DGS'de? Arkadaşlar DGS'de diploma notu çok önemli. Dolayısıyla 2 yıllık bir bölüm yazacaksanız okul puanınızın, diploma notunuzun İyi olması sizin için bir avantaj. Özellikle eşit ağırlık ve sözel bölümlerinde diploma notu çok önemli oluyor. Sayısalda diploma notu çok fazla önemli olmasa bile, çünkü matematikte yapacağınız net sayısıyla alakalı bir olay. Matematikte diploma notunuz kötü bile olsa 60 taneden 35-40 tane yaparsanız giremeyeceğiniz bölüm neredeyse yok arkadaşlar. Sayısalın böyle bir avantajı var. Eşit ağırlık ya da sözel bölümlerde diploma notu çok önemli. Özellikle hukuka geçecek olan eşit ağırlık bölümlerinde diploma notu çok fazla önemli arkadaşlar. Birçok üniversite diploma notunu 4 üzerinden değerlendiriyor. Bazı üniversiteler yüzlük sistemde bunu kullanıyor. ÖBP nedir arkadaşlar? Bakın, yüzlük sistemdeyse eğer sizin diploma notunuz
Diyelim ki diploma notunuz 80. Sizin bunu 0.48 ile çarpmanız yeterli olacak. Bu sınavda size eklenecek puan arkadaşlar. ÖBP'yi şöyle bulabilirsiniz. Diploma notunuzu 0.8 ile çarparsanız, yani mesela diyelim ki sizin diploma notunuz 90 üzerinden, 0.8 ile çarparsanız 72 gelecektir. Ama bu ÖBP puanınız. DGS'ye eklenecek puanınız için de 72'yi tekrar 0.6 ile çarpmanız lazım. Kısa yolu için, yani bana DGS'den kaç puan gelecek şeklinde bulmak istiyorsanız, diploma notunuzu yüzlük sistemde 0.48 ile, dörtlük sistemde 12 ile çarpmanız sizin için yeterli olacaktır. DGS'de en yüksek eklenecek puan 48 arkadaşlar. En düşük eklenecek puan da 24. Dolayısıyla 24 ile 48 arasında gidiş geliş yapmakta. DGS'de siz bir bölümü kazandıysanız, o bölüme gitseniz bir sene sonra puanınız 4'te 1 oranında düşüyor. Yani TYT'deki gibi yarısı düşmüyor arkadaşlar. Bu anlamda tekrar DGS'de hazırlanmak olabiliyor. TYT'de yarı yarıya düştüğü için çok sıkıntılı bir süreç. Ama DGS'de 4'te 1 puanınız düşüyor. Mesela diyelim ki sizin 36 puan DGS'de gelecekti size. 4'te 1'i gider, ne yapar? 9 puanınız gider. 27 puan size gelir. 27 puan da işte sayısal öğrencisiyseniz bir matematik neti yaklaşık 2,5-3 puan yapıyor. 3 puan için sizin 3-4 tane net yapmanız yeterli olacaktır. Ama TYT'de böyle değil. Yani DGS'de kazansanız, gitmeseniz, kazanıp gitseniz bile bir sonraki yıl diploma notunuz, yani ÖBP'nizin 4'te 1'i gider arkadaşlar. Diploma notu önemli yani. DGS'de bu önemli. Bunu bilin yani. DGS'de bir soru kaç puan getirir arkadaşlar? Sayısal öğrencisiyseniz bir soru matematik için yaklaşık olarak size 3 puan getiriyor. Sözel öğrencisiyseniz Türkçe için yaklaşık olarak 3 puan getiriyor bir Türkçe sorusu. Matematik için arkadaşlar, mesela siz sayısal öğrencisiniz, matematik size 3 puan getirirken bir Türkçe neti size yaklaşık olarak 0.6 puan getiriyor. Yani şöyle düşünün, bir sayısal öğrencisinin bir matematik neti 5-6 tane Türkçe netine eşdeğer. Yani 5 tane, aşağı yukarı 5 tane Türkçe netine eşdeğer. Dolayısıyla siz 5 tane Türkçe çözmek yerine bir tane matematik çözmeniz sizin için yeterli olacak. Ama DGS'de Türkçe'de çözmek zorundasınız. Çünkü 0.5 net kuralı var. Sayısal öğrencisiysen senin 35-40-45 tane matematik çözmen yeterli olacak. Onun yanında 5-10 tane Türkçe çözersen istediğin birçok bölümü kazanabiliyorsunuz. DGS'de sıkıntılı bölüm arkadaşlar eşit ağırlık bölümü. Çünkü matematik ve Türkçe aşağı yukarı eş değer puana eşit. Yani bir matematik neti eşit ağırlık bölümlerde 1.8, bir Türkçe neti eşit ağırlık bölümlerinde 1.7-1.8. matematiğe çok yakın ama matematik biraz daha etkili. Yani matematiği 1.8-1.9 ile çarparsınız. Türkçe'yi 1.7-1.8 ile çarparsanız eşit ağırlık puanınızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde sözel öğrencisi için bir Türkçe neti 5 tane matematik netine eş değer oluyor. Yani bu şekilde bir ayrım var arkadaşlar. Aşağı yukarı DGS'de matematik sayısal öğrencisi 3 puan, Türkçe öğrencisi için yani sözel için Türkçe 3 puan, eşit ağırlık için matematik 1.8, Türkçe 1.8 puan tarzında böyle bir yaklaşık puan hesaplaması var. Videonun sonuna DGS puan hesaplamasını da koyacağım. Oradan DGS taban puanlarına bakıp hesaplamanızı yaparsanız size kaç puan lazım tarzında bir yaklaşım bulabilirsiniz. DGS pişmanlık mı arkadaşlar? Mühendislik gibi, sayısal dersler gibi, mühendislik gibi bölümlere geçmek için DGS bir avantaj arkadaşlar. Yani siz DGS'den 60 tane sorudan 35-40-45 tane yaparsanız gidemeyeceğiniz mühendislik yok. Yani bunu böyle bilin. Sözel için biraz matematik yaparsanız sözelde de gidemeyeceğiniz bölüm yok. DGS'de en sıkıntılı bölüm hukuk bölümü. Adaletten hukuka geçiş, yani eşit ağırlık bölümü. Eğer matematiğiniz iyiyse size adalet bölümünü tavsiye ederim arkadaşlar. Matematik çünkü çok önemli olacak. Türkçe yeterli olmayacak sizin için. Dolayısıyla DGS pişmanlık mı? DGS eşit ağırlık öğrencisi için belki pişmanlık olabilir. Onun dışında DGS sayısal ve sözel öğrencisi için kesinlikle pişmanlık değil arkadaşlar. DGS zor mu? Şimdi buna geçmeden önce arkadaşlar şu kısma açıklık getireyim. DGS'de siz 2 yıl bir bölüm okudunuz. Diyelim ki DGS'ye girdiniz, DGS'yi kazandınız. Siz direkt 3'ten başlamıyorsunuz. Yani bu konuda bir sıkıntı var.
Eğer kendi üniversitenizde kazanırsanız, yani siz 2 yıllık bölümü okuduğunuz üniversitede kazanırsanız muhtemelen 3'ten başlayabilirsiniz. Ama başka bir üniversitede kazanırsanız muhtemelen 3'ten başlamayacaksınız. 2'den veya 1-2 karışımı bir şeyden başlayacaksınız. Yani 2 artı 2'den bahsetmiyoruz. Genelde 2 artı 3'ten bahsediyoruz. Yani DGS ile girdiğinizde 4 yılda değil de 5 yılda bitirmeniz gerekebilir arkadaşlar. O da DGS'yi ilk yılda kazandığınızı varsayarsak. Şimdi siz 2 yıllık DGS okudunuz. Sınava girdiniz, DGS'yi kazanmadınız. Artı 1 yıl etti 3 yıl. Yani 1 yıl ara verdiniz, DGS'yi kazandınız. Etti 3 yıl. DGS'yi kazandıktan sonra gidip tekrar 2'den başlayacaksınız. 1-2 karışımı. 3 yılda öyle yapıyor. Yani ara verirseniz 6 yılınıza mal olacak. Dolayısıyla bu anlamda DGS pişmanlık olabilir arkadaşlar. Eğer DGS'yi ilk yılda kazanırsanız DGS pişmanlık değil. Kendi üniversitenizi kazanırsanız yine pişmanlık değil. Şu şekilde olabilir. Yani bu sene siz tekrar YKS'ye hazırlanmak yerine DGS'ye geçiş yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi DGS'de belirleyici olan matematiktir arkadaşlar. Matematiğiniz iyiyse DGS kesinlikle pişmanlık değil. Matematik zor mu kolay mı? Şimdi buna bakacağız. Yani matematikte kaç soru var? Hangi konulardan çıkıyor? YKS gibi AYT konuları var mı? Buna bakalım. DGS zor mu arkadaşlar? DGS bence zor değil. DGS sadece eşit ağırlık öğrencisi için zor. Onun dışındaki bölümler için sayısal ve sözel için DGS zor değil arkadaşlar. 60 tane matematik, 150 dakika süreniz var. Zaten 60 tane matematik çözmeyeceksiniz. Muhtemelen 10 tane geometri var. Onu çözmüyorsunuz. 40-45 tane matematik için yaklaşık 3-4 dakika süreniz olacak her soruya. Sorulara bakalım. Yani matematikte hangi konulardan çıkıyor? Konu ayrıntılarına da bakacağız. Şimdi böyle kısa kısa bir bakalım. Matematikte 20-24 tane cebir çıkıyor. Cebir dediğimiz üslü sayılar, köklü sayılar, mutlak değer, çarpanlara ayırma, işte temel kavramlar. Bunlardan bahsediyoruz. Bunlar fonksiyon var, kümeler var, olasılık var, permütasyon, kombinasyon. Bu şekilde cebir konusundan 20-24 tane çıkıyor arkadaşlar. Problemler TYT problemlere birebir benziyor. Hemen hemen aynısı. 13-14 tane de problem var. Etti 35-36 tane. Sayısal mantık da arkadaşlar problemle cebirin karışımı olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani siz TYT'de konulara çalıştıysanız DGS'de matematiğe çalışmanıza gerek yok. Soru çözerek çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama matematiğiniz kötüyse ders alın arkadaşlar. Ben de DGS dersleri veriyorum. Alabilirsiniz. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz şeylerden bahsediyoruz. 7-8 tane de geometri var. Hedefi oynayan arkadaşlar geometri çözebilir. Onun dışında geometriye çok ihtiyacınızın olduğunu düşünmüyorum. Şimdi DGS soru dağılımına bakalım arkadaşlar. Yani DGS'de hangi yıllarda hangi konulardan sorular çıkmış. Mesela 2019 DGS'de temel kavramlardan 2 soru gelmiş. Basamak kavramından gelmiş. Bölme bölme bilmeden gelmiş. Faktöriyelden gelmiş. Basit eşitsizliklerden gelmiş. Mutlak değerden sorumuz var. Rasyonel sayılardan 2 tane sorumuz var. Üslü sayılar, köklü sayılar, oran orantı, çarpanlara ayırma ve denklem çözmeden arkadaşlar DGS'de soru gelmiş. Ayrıca problemlerden gelmiş. Sayı kesir problemleri, yaş problemleri, işçi hız hareket, karışım gelmemiş. Yüzde zarar problemleri, grafik tablo çok fazla çıkıyor. Bu önemli. Ve sayısal mantık problemleri, cebirle problemlerin karışımı olan bir şey arkadaşlar. Çalışınca çok rahat yapabileceğiniz bir şey. Kümelerden gelmiş, fonksiyonlardan gelmiş, permütasyonu, olasılıktan, modüler aritmetikten soru gelmiş arkadaşlar. Yani DGS eşittir TYT diyebilirsiniz. Yani bu şekilde soru dağılımı gelmiş. Bunu videonun altına koyacağım linkini, bunu indirebilirsiniz. Peki DGS'de sorular nasıl geliyor? 2018 DGS'de çıkmış sorulara beraber bakalım. 2019'u ÖSYM yayınlamadı. Dolayısıyla ÖSYM'nin yayınlamadığı soruları biz de yayınlayamıyoruz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bir benzin sorusu, rasyonel sayı sorusu, şu şekilde bir soru var. 2018 DGS biraz zordu. Bu şekilde arkadaşlar sizin anlayacağınız, TYT öğrencilerin çok rahatlıkla anlayabileceği sorular. Bunu da videonun altına koyacağım. Bunları indirebilirsiniz. DGS soruları arkadaşlar bu şekilde. Genelde cebir, yani bildiğimiz temel kavramlar, üslü sayılar, çarpanları ayırma. Ve ayrıca problemler var arkadaşlar. Buradan sonrasını problemlere girmiş. Problemler var bu şekilde. Ayrıca sayısal mantık soruları var. Şu an 35-36'dayız. Buradan sonrası sayısal mantık olarak gidecek. Sayısal mantık da şöyle bir öncül veriyor size. İşte bu öncülü anladıysanız burada mesela olasılık sorusunu vermiş. Olasılığı vermiş.
şu şekilde açıklamanızı istiyor. Soruları ona göre çözmenizi istiyor arkadaşlar. Yani kolay bir konu. İşte grafik vermiş, anlatıyor burada. Grafiğe göre soruları çözmeni istiyor. Açıklama vermiş, açıklamaya göre bu soruları çözmenizi istiyor arkadaşlar. Yani bu şekilde 2018 böyleydi. 2017'ye bir de bakalım. Yani zor mu kolay mı kendiniz karar verin. Soruları görüyorsunuz. DGS sorularını arkadaşlar. C1 dediğimiz temel kavramlarla ilgili sorulardan bahsediyoruz. 2019'da bu ayardaydı. Buna benzer geldi zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar soruları. 2017'de biraz zor. 2017-2018 bu şekilde. DGS'ye arkadaşlar her yıl 300 bin kişi giriyor. 350-400 bine yakın insan giriyor. Öğrenci yani. İnsan dedik de öğrenci yani. Öğrenci arkadaşlarımız giriyor. Onlar da birer insan. İçlerinde bazı melek arkadaşlarımız da olabilir. Şimdi bu şekilde DGS var arkadaşlar. Bakın soruları görüyorsunuz. Ben anlatmayayım. Siz soruları kendiniz çözün. ÖSYM'nin sitesinden bunları indirebilirsiniz. Sorulara bir bakın. Yani DGS pişmanlık değil. Doğru şekilde davranırsanız DGS yani sizin için bir avantaj olabilir. Ama doğru davranmazsanız sizin 4 yılınızı 6 yıla, 7 yıla çevirebilecek bir kabusu da dönebiliyor arkadaşlar. DGS günlük gülistanlık da değil. Çok zor da değil. Sayısal öğrencileri için yapılabilir şeylerden bahsediyoruz. Sözelciler için de yapılabilir şeylerden bahsediyoruz. Eşit ağırlık için hukukçular biraz sıkıntılı arkadaşlar. Şimdi bazı böyle matematiği çok iyi olan kişiler, mesela benim gibi matematik öğretmenleri adaletten hukuka çok rahatlıkla geçebiliyor DGS'de. Dolayısıyla böyle rakipleriniz de var. Ben böyle bir şey yapmadım ama benim matematiği çok iyi olup adaletten hukuka geçen çok insan var arkadaşlar. Bunlar da sizin rakipleriniz olabilir DGS'de. Geçiş bölümlerine bakalım. Şimdi şu tabloya bakmadan TYT'de tercih yapmayın arkadaşlar. DGS'de hangi bölümlere geçebiliriz? Bunu da videonun altına koyacağım. Geçiş bölümleri arkadaşlar. DGS'de hangi bölümlere geçebileceğiniz 2 yıllık bölümler. Burada 2 yıllık bölümler var. Mesela burada hemşireliğe geçebiliyorsunuz. Buradaki herhangi bir 2 yıllık bölümü okuyup buradan DGS'den hemşireliğe geçebilirsiniz arkadaşlar. Soldaki bölümler de sağdaki bölümlere geçiş bölümleri. Bu 24 sayfalık bir şey hangi bölümlere geçebileceğinizi ayrıntılı anlatıyor mesela. İşte solda bankacılık var, sağda geçebileceğiniz bölümler var arkadaşlar. Bu şekilde bunları görmeden hangi bölümlere geçebileceğinizi görmeden, öğrenmeden kesinlikle tercih yapmayın arkadaşlar. Videonun altında soracağınız her soruya cevap vermeye çalışacağım. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz MB Hanife Hoca. Oradan çok fazla sorularınıza cevap veremeyebilirim ama YouTube'da videonun altındaki sorularınızın tamamına cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu anlattıklarımın birçoğunu videonun altına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Benim aklıma gelenler bunlar. DGS pişmanlık değil ama doğru çalışmak lazım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu mutlaka beğenin ve bildirimlerinizi açın. Tamam mı? Anlaştık mı? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.